Sesi çok iyi değil mi ya? Teşekkür ederim. Soruyu anlamadım abi. Bu neydi ya? Sen çok tatlısın ya. Özür dilerim. Oraya evet sıkışmış. Bizi dinliyor, gülüyor bazı yerlerde. Biz zaten gördüm. Bir şeyler yaptım da öyle. Buyur kardeş yapıyoruz. Evet. Hayır. Cevap veririm. Sadece çayı içmiş sakinliğiyle ortama giriş yaptı. Senin yok mu? Senin yok mu? 10 yıl sonra kanda görüyorum abi kendimi. Unutmak insana verilmiş en büyük hediyedir. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Rahim Can Kapkan. Ben Selin Türkmen. Bugün sizlerle soru cevap yapacağız. Rahim Can Bey, Selin Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, iyi siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Size birkaç sorum olacak. Hemen başlıyorum. Lütfen. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Ben karar vermedim buna. Yani spesifik ben oyuncu olacağım dediğim bir cümle yok yani. Ne bileyim, böyle küçüklüğümden beri isterdim. Oyun oynardım, alan yaratırdım kendime. Zaten evin en küçüğü benim evin ve... Kalabalık bir ailede büyüdüğüm için herkesi o eğlendirme veya neşelendirme kısmı bendeydi. O yüzden hep kendimi öyle bir alan tanıdım. Finalde de hep kendimi burada hayal ettim. Bu doğrultuda adımlar izledim. İstanbul'a geldim, eğitim aldım vesaire vesaire. Yani o beni seçti. Ben yani aslında ergenlik çağlarımda fark ettim oyuncu olmak istediğimi. Ben bu dönemi hep söylüyorum. Bence kendini arama ve bulma dönemi. Ne yapmak istediğimi çok ararken, bulamamışken zaten hukuk okuyorum ve o dönemde yok dedim, hani burası değil benim olmam gereken yer. Ben galiba sanat yapmalıyım diye girdiğim bir şeydi oyunculuk. Oynadığınız karakterle benzer yanlarınız var mı? Ben ya, Metan. Fırlamalı, lap sokması, ben yani bariz. O duygusallığı da ben. Yani aslında benim çimenle çok fazla benzer yanım yok. Eskiden var sanıyordum ama sonra çimen papatya çayı içmiş sakinliğiyle ortama giriş yaptı ve ben daha böyle... Papatyanın ortama giriş. Evet. Yani ben daha böyle asi, daha baş kaldıran bir karakterim. O yüzden çimenle çok da benzer yanlarım bence yok. O kadar tatlı olduğumu pek sanmıyorum. İstedi ama. İstedi. Bir bad girl karakter istedi. Evet, çok istedim. O tarafa evrilir diye çok bekledim ama çimen her şeyi çok güzel karşılayan, çok olgun karşılayan. Ha? Göğsünde yumuşatan. Evet. Evet, o kelime. O cümle. Selin Türkmen olarak çimen sizin gözünüzden nasıl biri? Dediğim gibi çimen bence papatya çayı içmiş gibi. Böyle çok sakin, her şeyi çok normal karşılayan. En kaotik durumda bile ya olabilir. Okey. Annem ne alakası var? Anneanne bence öyle değil falan diyen bir karakter. Bence çok uysal bir karakter. Yani çimeni alın. Bambaşka bir diziye koyun. Orada da şey yapabilir, adapte olabilir. Her şey onun için çok normal bence. Rahimcan Kapkap olarak Metehan sizin gözünüzden nasıl bilir? Metehan içsel karmaşıklığı çok bir çocuk. Yani yaşadığı durumlardan dolayı, ailevi olaylarından dolayı. Yani son bölümde zaten bunu en derinde hissettik. Ama her şeye rağmen babasının onu sevdiğini biliyor. Delikanlı çocuk ya Metehan. Gerçekten yani öyle şımarıklığı yok. İlk başlarda vardı o mesela. Vardı. Ama şimdi yok. Gerçekten o da şeye evrildi yani. Böyle şımarık, yıkıcı bir taraftan yapıcı bir çocuğa evrildi. Büyüyor. Doğru söyleme büyüyor galiba. Dizdeki favori çiftiniz kim? Umut Nursema. Kıvılcım Ömer. Net. Umut Nursema. O da, onlar da çok iyi. Ya hepsi çok iyi bu arada. Hani ben şu an bunu dedim diye Kıvılcım da Ömer'i sevmiyor değilim. Tabii bu arada Abdullah Pembe'yi de çok seviyorum. O yatak. Ben yatak bir de Sönmez'le Mustafa'yı çok kim kaldı seviyorum. Kimse kalmadı. Onlar da Abdullah Pembe'nin yatak odası konuşmaları da beni öldürüyor. Metehan, Ömer Ünal'ın babası olmadığını öğrendi. Siz bu durumda ne yapardınız? Ben giderdim. Nereye? Bilmiyorum. Görmezdim yani, görmek istemezdim. O sahne, o durum biraz yordu. Yordu derken çok ağır empati isteyen bir sahne yani. 18 yaşında bir çocuğun, düşünsene yani 18 yıldır baban, annen zaten ayrılar, ortada bir sevgilisiz büyümüş bir çocuk var, o ailemi ortamı yok. Annendesin, babandasın, zaten o boşanmış aile ortamı da çok sıkıntılı. Bunun üstünde bir de babanın senin baban olmadığını öğreniyorsun. Dizide usta isimlerle çalışmak size neler katıyor? Selin Türkmen'le çalışmak. Ama ona sen de. Yani benim ilk projem, ana akıma yaptığım ilk işim ve gerçekten hani böyle isimlerle, yani bayağı bildiğiniz ne denir ona? Şeyin içine düşmüş gibi. Abdullah. Şampiyonlar Ligi'nin içine düşmüşüm gibi hissettim ve zaten
birkaç isim benim daha önce hep çalışmak istediğim isimlerdi ve öyle bir şans ki, öyle bir kader ki beni onlarla bir araya getirdi. Bir tanesi annemi oynuyor, bir tanesi anneannemi oynuyor. Yani bilmiyorum, gerçekten bize çok şey kattı. Ben burada hem okul hem iş gibi geliyor bana. Ben burada onları izlerken öğreniyorum. Sahne öncesinde gelip bana Ali ablanın mesela, Selim bence burayı bu şekilde oynarsan daha tatlı olur, buradan alırsan daha tatlı olur demeleri falan benim için bir okul niteliğinde. Dediğim gibi hani iş, eğlence, okul hepsi bir arada benim için. Güzel açıkladın. Aynısı diyor musun? Aynısı. Ve bu arada doğru yani. Herkes, bütün oyuncular hep birlikte sahne çekmiyoruz. Ama herkesin işte kendi aksındaki karakteriyle daha fazla vakit geçiriyor. Ben mesela Barış abiyle, Evrim'le, bu aralar Settar abiyle çok vakit geçiriyorum. Ve gerçekten bizim eğitim aldığımızdaki oyunculuk eğitim üzerine bir şeyden daha da öte, hayattan gibi. O an orada yaşamak ve üstüne üstlük o adamlarla, o kadınlarla oynayabiliyor olmak. Ben çoğu zaman kendimi izlerken buluyorum yani. Hani hep böyle sahnede bir şey oluyor. Evet, değil mi? Bakıyorum yani, Evrim'e bakıyorum. Evet. Bir şeyler yapıyor orada ve evet. Evrim değil yani. O ondan sonra benim lafım mesela, Agan Rahimcan diyorlar bana. Kalmışım orada. Evet. Barış abi mesela. Oynarken şey oluyorsun değil mi? Sen an yaratmak izliyorsun mesela. İzliyorsun orayı sadece. Barış Kılıç de bana an yaratmak. Evet. Adam o kadar güzel an yaratıyor ki sen... O mezarlık sahnesinde bile izlediğim anlar var yani, kendimi görüyorum böyle. O kadar güzel an yaratmış ki, anlamlı es vererek, ben kalmışım orada yani. O yüzden müthiş. Bu arada oyunlarını da izleyin. Dünyada Karşılaşmış gibi oyun izledin mi Settar abi? Yok. İzle. İki Bekar izledin mi? Detalı. Evrim'i. Çok iyi. Ben Erdoğan sana Arda. Arda Güler abi. Tamam, ben de. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 10 yıl sonra Kanda görüyorum abi kendimi. Farkındayız bir şeylerin, görüyorum. Ve bu şımarıklıktan değil de inşallah her şey yoluna giderse, daha da üstüne koyarsak, şu anki halimiz değil tabii, öğreniyoruz şu an. Daha da üstüne koyarak inşallah çok güzel bir şekilde temsil edeceğiz ülkemizi. Ben Kan'a mı giderim, Emmy ödüllerimi alırım, başka Oscar falan mı alırım bilmiyorum. Ama 10 yıl sonra kesinlikle emeklerimin karşılığını alıp o başarıya, istediğim başarıya ulaşmış bir Selin Türkmen görüyorum. Yani kesinlikle istiyorum ve istediğim şey uğruna çaba gösteriyorum. Bu zamana kadar da bunu isteyip de yapmayan insan görmedim zaten. Rahimcan Kapkap, pardon. Rahimcan sen Kapkap bir şey diyeceğim. Olarak... Barış abiye Barış Hanım diyor. Çok iyi. Evet. Barış Hanım ve Elim Hanım. Buyur kardeş ya biraz. Selin Türkmen olarak Rahimcan Kapkap'ı en iyi tanımlayan kelime nedir? Samimiyet. Net. Rahimcan Kapkap olarak Selin Türkmen'i en iyi tanımlayan kelime nedir? Özen. Örnek aldığınız yerli yabancı aktör veya aktrisler var mı? Kesin ikimizinki de Haluk Bilginer'dir en başta. Yok, benim onu geçti ya birisi. Bir isim. Kim bir... ya? Bak, Haluk Bilginer evinde posteri falan var. Unutmak insana verilmiş en büyük hediyedir falan. Abi son dönemde Olgun Şimşek. Aa evet. Geçti evet. Ya. Bende. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok fazla isim var. Çok fazla. Yani ben o kadar tabii çok canım. İsim beğeniyorum ki. Hatta beğendiğim isimlerden bir tanesi benim annemi oynuyor yani. O kadar beğeniyorum. Doğru. Sen söyle, ben sonra söyleyeyim. Ben Olgun Şimşek derim Türklerde. İsmail Acıoğlu derim. Haluk Bilginer derim. Kadın olarak Evrim derim. Yabancı olarak da Robert De Niro derim. Al Pacino derim. Evet, Irishman. Evet. İzleyin. Yani. Hele Robert De Niro. Bak, oyunculuğu ben nerede çözdüm biliyor musun abi? Robert De Niro'nun Irishman filminde bir sahnesi var. Diğer adamın adını unuttum. Diyor ki Al Pacino'yu öldürmesi gerektiğini söylüyor. Hmm. Robert De Niro sadece dinliyor. O sahne, bu işin matematiği bence o sahne abi. Dediğim gibi hani Türklerden zaten çok fazla. Aslında yabancılardan da çok fazla isim var da. Benim başlarında Haluk Bilginer'le Zerrin Tekindor geliyor. Yani Zerrin Tekindor'la inşallah bir gün sahnede, sette, umarım bir yerde çalışma fırsatı yakalarım. Zaten hayran olduğum çoğu isimle de sette çalışıyorum. Yabancılardan Nicole Kidman, Natalie Portman, Al Pacino dediğim gibi. Var, baya isim var. Sizce setin en düzenli kişisi kim? Müjde, net. Düzen delisi. Sibel abla. Sibel ablayla çok sahnem yok, bilmiyorum. Benim bildiğim Müjde. Evet, Müjde. Sizce setin en komik, en eğlenceli kişisi kim? Barış. Bu soruyu duymamış oldum, Barış abi. Barış, Müjde de çok komik. Ağlıyoruz evet. Yani. Ölü adamı diriltir yani. Öyle bir şey. Nasıl bir enerji bilmiyorum ama benim 46 yaşındaki halim olabilir. Sizce setin en sessiz kişisi kim? Settar abi. Evet, Settar abi.
Sizce setin en titiz kişisi kim? Düzenli titiz aynı şey değil mi? Yok, titiz temiz. Yani Müjde hiçbir kötü alışkanlığı olmayan. Steril açısından mı soruyorsun? Saç spreyinden bile arkadaşlar çok fena alıyorum. Burada sıkmayın falan diyen bir insan olduğu için Müjde. Evrim ama ben Evrim diyorum. Evrim de çok titize. Anladın mı? Düzenliye açık. Evrim'i de söyleyebiliriz. Evet, Evrim de çok şey. Titiz Evrim ya. İnce eler sık dokur yani. Evet. Mükemmeliyetçi bir insan. Evet. Aslan burcu. Ben de Aslan burcu. Tatlı bir özellik. Sizce setin en dakik kişisi kim? Ben diyorum düşün. Ha, bu sabah gördük seni kardeşim. Uyuyakalmışım, ne yapayım? Efendim. Yani bence ya en, öyle biri yok en dakik. Bence ya. Niye? Be, herkes dakik ya. Ya herkes, öyle biri yok ya da herkes dakik. Öyle bir şey yok, evet. Diye bir şey yok. Herkes dakik, herkes işine gücüne, evet, tamamen saygıyla sevgiyle geliyor. Evet. Bir dakika geçmez yani. Geçtiği noktalarda da telafisini yapar. Aynen. Hepimiz öyleyiz. Sizce setin en enerjik kişisi kim? Bu ben ya. Sen bazen çok modun düşük geliyorsun. Normalde o, ben, evet. Ben sahnesine göre değiştiririm olayı abi. Sette oynamaya başlarım ben enerji olarak. Sıla da öyle geliyor ama bak. Sıla enerjim çok yüksek geliyor. Bir sahne ise ben herkese salça olurum ama evet. Enerjim yoksa kapatırım kendimi yani ve kim ne dermiş umurumda olmaz. Aa şey, Emrah da çok enerjik bir insan. Emrah da çok enerjik. Barış abi ya zaten. O zaten. Ya hepimiz enerjik. O enerjiyiz. Zaten. Hepimiz, evet. Ama en salça kim dersen ben. Sana bile salça olurum şu an yani. Olacak çok süper. Sizi izleyen fanlarınıza buradan ne mesaj vermek istersiniz? Çok tatlılar. Gerçekten de böyle birkaç denk geldiğim mesaj veya şey oluyor. Reels oluyor. Birisinin seni tanımadan sana böyle bu kadar hayranlık duyabilmesi bana şey geliyor biraz. Vah oluyorsun. Ve hoşuna gidiyor abi. Kim yani hoşuma gitmiyor diyen yalan söylüyordur yani. Benim hoşuma gidiyor. Ve gerçekten hepsine çok sevgiler. Çok sevgiler yani. İyi ki varlar. Gerçekten çok tatlısınız. Bizi dediği gibi Rahimcan hiç tanımadan o kadar sahiplendiniz, o kadar sevdiniz ki bilmiyorum, onların aslında varlığı bize hem güç veriyor hem bizi mutlu ediyor. Onların böyle ufacık bir mesajı, bizi bir yere etiketlemeleri bile şey diyorsun. Ya ben yalnız değilim. Benim verdiğim emeği gören izleyiciler, fanlar var. Beni destekliyorlar. Bu çok müthiş bir şey. Çok teşekkür aileden ederim. Aileden oldular. Evet, iyi ki varsınız. Bizdenler yani. Çok seviyoruz sizi. Sorularınıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu kadar diyafram çalıştığın için biz teşekkür ederiz. Sonundan da teşekkür ederiz. Her gün çok seviyorum.